Daha önce Atom Steam, buna çok benzeyen bir lazer kazıma makinesini kullanmıştım ve şu ana kadar kullandığım en güçlü, en kaliteli lazer kazıma makinesi oydu. Şu an Atom Steam farklı bir modelini merak ettim. Çünkü bu biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu ve bir haftadır test yapıyorum. Şu ana kadar kullandığım en iyi lazer kazıma makinesi bu oldu. Videoya geçmeden önce bir de indirim konusunu hatırlatmak istiyorum. Son bir yılın en düşük fiyatları şu an Black Friday'den dolayı Banggood.com'da var. İndirimli linkini ve indirim kuponunu da açıklama kısmına paylaştım. O kuponla beraber bayağı bir uyguna geliyor. Lazer kazıma makinesi almak istiyorsanız şu ana kadar kullandığım en güzel lazer kazıma makinesi olan bu makineyi tavsiye edebilirim. Bu makineyle ilgili şimdi yaptığım bütün testlerden de size bahsedeceğim. Eğer yaptığınız işlerle ilgili materyalleri bu lazer kazıma makinesi keser mi, kazır mı diye endişe ediyorsanız bana kargolayabilirsiniz. Siz için test edebilirim. Ona göre almaya ya da almamaya karar verebilirsiniz. Şu an bu videoda da bazı materyalleri izleyicilerim gönderdi. Almadan önce karar vermeye çalışıyorlarmış. Ben de onlara ücretsiz bir şekilde yardımcı oldum. Eğer senin de böyle ihtiyaçların varsa bana kargolayabilirsin. Şimdi lafı çok uzatmadan incelemeye geçelim. Atomstack A5 M40'ın kutusu gayet sağlam bir şekilde bir haftada elime ulaştı. Gümrük dahil ödeme seçeneğini seçersek gümrükle vesaireyle uğraşmıyoruz. Türkiye'deki herhangi bir siteden almış gibi kapımıza kadar geliyor. Kutunun içerisinden Atomstack demonte bir şekilde geliyor ama birkaç dakikada içerisindeki kitapçığa bakarak monte edebiliyoruz. Yaklaşık olarak benim 5-10 dakikamı aldı. Bu konuyla hiç aşina olmayan bir insanın da maksimum 15 dakikasını alır. Birkaç vidayı sıktığımız zaman çalışır hale geliyor ve içerisinden adaptörü vesairesi her şey çıkıyor. Koruyucu gözlüğü de çıkıyor. Aslında koruyucu gözlüğe de gerek yok çünkü bu cihazın lazer kısmı çok yere yakın çalışıyor ve dışarı ışık çok fazla yansımıyor. Eğer bakmak istiyorsak da önünde küçük bir cam var, o da lazer koruyucu gözlükle aynı şekilde çalıştığı için gözümüze zarar vermiyor. Yine de lazer ışığına çok uzun süre çıplak gözle bakmamanızı tavsiye ederim. Atomstack A5 M40 40 cm'ye 41 cm'lik çok geniş bir alanda kazıma yapabiliyor. Roller takarak bu alanı büyütmek mümkün ya da şuradaki profilleri uzatarak da bu alanı büyütmek mümkün. Sadece profilleri uzatarak alanı büyütebiliyoruz. Herhangi bir yazılım güncellemesi vesaire yapmamız gerekmiyor ama zaten bu alan o kadar geniş ki kullandığımız çoğu eşyayı çok rahatlıkla tek seferde kazıyabiliyor. Şimdi gelelim güç meselesine. Güç meselesiyle ilgili bir karışıklık var lazer makinalarında. 40 watt diye satılıyordu mesela bu cihaz eskiden. Artık 40 watt ibaresine çok geçirmiyorlar. 5.3 watt diye geçiriyorlar. Şimdi 5.3 watt dediğimiz şey optik güç. Yani lazerin ışığının gücü. 40 watt denilen şey ise elektriksel güç. Ama elektriksel güç optimize bir şekilde lazer gücünü etkilemiyor olabilir. Yani bazı lazer makinalarında çok daha fazla elektrik tüketip az lazer ışığı çıkarıyor olabilir. Yani gücü etkileyen tek şey elektriksel olarak harcadığı güç değil. Lazerin bize verdiği güç, diğer etkileyen bir şey de odağının iyi olması. Bazı lazer kazıma makinelerinin odağı geniş olduğu için, yani diyelim ki 0.3 mm olduğu için çok geniş bir alanı yakıyor ve yangın çıkarıyor. Yani böyle siyah kötü bir görüntü bırakıyor ve aynı zamanda çok derinlerde kazıma yapamıyor. Ama bu makinenin lazeri o kadar iyi odaklanmış ki incecik kıl gibi bir yeri kesiyor. Hem bu sayede çok daha derinlere iniyor, daha az duman çıkarıyor ve daha hızlı bir şekilde yakma yapabiliyor. Burada dumanın az çıkmasının şöyle bir avantajı da var. Duman çok çıktığı zaman lazer ışığının gücünü de engelliyor ve dağıtıyor. Dolayısıyla kazıma ve yakma kalitesini bayağı düşürüyor. Bunda duman az çıktığı için dediğim gibi dumandan da çok fazla etkilenmiyor. Evin içi de çok fazla kötü kokmuyor. Ben bunu atölyede kullanıyorum ama evde de kullanabilirsiniz. Evde kullanılabilecek kadar pratik. Az yer kaplıyor. Duvara astığınız zaman neredeyse yer kaplamıyor. Fan sesi dışında da motorlarından herhangi bir ses gelmiyor. Lazerin üstünde bir fan var. Onun sesini hissediyoruz. Onun dışında çok fazla gürültüsü yok. Bu güçle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Daha önce 4-5 tane 40 watt gücünde ya da 5 wattlık optik gücü olan lazer kazıma makinesini denedim. Ama bunun gücü onlardan daha farklıydı. Yani burada 5 watt, 40 watt gibi meselelerden ziyade o odak meselesi ve kalite de işin içine girdiği zaman olayları değiştirebiliyor. Şimdi yaptığım testlerden bahsedeceğim. Lazeri test etmek için öncelikle bir tane tarak bastım. Bu tarağa basma sebebim aradaki parçaların böyle ince olmasıydı. Bunu güzel bir şekilde yapıp yapamayacağını görmek istedim. Çünkü gayet güzel bir şekilde yaptım ama biraz kararttı. Karartmasının sebebi de lazer gücünü biraz fazla vermişiz. Lazer işleriyle uğraşırken tek bir doğru ayar yok. Küçük bir alanda deneme yapıp bu lazerin gücünü ve hızını bulduktan sonra seri üretime geçebiliriz. Mesela bu taraktan 1000 tane üreteceksem ben önce birkaç tane yapıp hangisinin daha güzel ve hızlı olduğuna bakıp sonra üretime geçebilirim. Daha sonrasında bir tane aynı ayarlarla gitar bastım. Onu da gayet güzel bir şekilde yaptı. Sonra ayarlarımı düzeltip güncelleyip daha büyüklerini bastım.
Ve gerçekten inanamadım. Böyle hiçbir leke, pürüz, hiçbir şey yok. Sanki böyle maket bıçağıyla kesmişim gibi. Arka tarafında böyle minik minik kararmalar var. Onun sebebi de yerden yansıyan ve yerden yanan ışıklar. Altında bunun başka bir tahta vardı. Lazer bunu kestiği zaman alttaki tahtayı yaktığı için oradan çıkan duman bunu kararttı. Bunun için de aşağıda başka bir şeyin linkini verdim. Böyle bal peteği şeklinde metal bir şeyler var. O bal peteğinin altı delikli delikli olduğu için böyle kararma gibi, alttan kararma gibi durumlarla karşılaşmadan olayı çok hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Onun linkini de açıklamalar kısmında bıraktım. Tahtayla yaptığım testlerden sonra kartonun üzerine test yaptım. Çünkü bazı insanlar da bunu paketlemede kullanıyor. Mesela ben de ürettiğim bazı cihazların kutularına marka yazabiliyorum, isim yazabiliyorum, güle güle kullan gibi şeyler yazabiliyorum ya da kırılabilir vesaire gibi çeşitli şeyler yazabiliyorum. Bunu da çok detaylı bir şekilde yaptı. Şu ana kadar gördüğüm en hassas çizimleri yaptı. Özellikle şurada çift kartonun bir tanesini kesip diğerine kesmeyecek şekilde lazerin gücünü ayarladığım için çok güzel simgeler ortaya çıktı. Bu da bayağı hoşuma gitti. Sonra bir de QR kod denemesi yapmak istedim. QR kodu bunun üzerine yazdım ve QR kodum, kameram tek seferde hızlı bir şekilde okudu. Daha sonra bir tane Spotify şarkısını buraya eklemek istedim. Bunu okuttuğumuz zaman bir şarkı çıkıyor. Ama şu Spotify'ın logosunun üzerindeki çizgiyi biraz derin kazıdığı için arkadaki QR kodumu sonradan kesti. Yani bu lazerin suçu değil. Öyle denk geldi diyelim. Sonrasında da lazerin gücünü biraz daha detaylı test etmek için 1 cm kalınlığındaki şu anahtarı kesti ve bunu tek seferde çok yavaş olmadan kesti. Yani hızlı bir şekilde hareket ederken tek seferde 1 cm'yi kesti. Bu gayet hoşuma gitti. Yanlarını biraz yaktı. Evet, %100 güç verdiğimiz zaman böyle kömür gibi izler çıkabiliyor. Ama biraz daha yavaşlatıp lazer gücünü düşürürsek tertemiz kesme yapacağından eminim. Hatta bundan da daha kalın şeyleri mutlaka kesecektir. Bunu bir defa da kestiğini gördük ama yine de garanti olsun diye bir defa daha geçtik üzerinden ama bir etkisi olmadı. Daha fazla kararttı sadece. Sonrasında biraz daha kalın ve daha sağlam bir tahtayı kesmeye karar verdim. 17,5 mm yani 1.8 cm'ye yakın bir kalınlığı var. Bayağı sağlam bir çıta bu. Bunun da dibine kadar kesti. Çok az bir yeri kaldı. Böyle yaklaşık 2 mm'lik falan bir yer kaldı. 1,5 cm'lik yerini rahatlıkla kesti. Bunun testini yaparken de üzerinden 4-5 defa geçtim ama ilkinden sonra yaptığı şeylerin çok da bir faydası olmadı. İlk seferinde 1,5 cm'yi kesti. Ama şunu fark ettim. Elektrik süpürgesiyle önündeki havayı çektiğim zaman çok daha derinlere kesebiliyor. Eğer küçük bir fan koyup oradaki dumanı biraz daha hızlı bir şekilde atarsanız sadece duman değil oksijeni de oraya verdiğimiz için daha iyi bir yanma oluyor ve daha derinlere kesebiliyor. Dolayısıyla bu kalınlıktaki bir tahtayı da rahatlıkla kesecektir. Kalın kaba tahtalarla biraz uğraştıktan sonra inceliğini merak ettim. Daha ince nasıl bir şey yapabiliriz? İnce bir işçilik yapmak istediğimiz zaman nasıl bir sonuç alacağız? Öncelikle şu kuşu bastım. Çok hoşuma gitti. Böyle hediyelik eşya falan yapmak isteyenler varsa. Yine bunu da çok yüksek bir hızda yaptı. Aşırı kalın bir şey değil ama çok yüksek hızlarda rahat bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Esas benim ilgimi çeken şey şu oldu. İncecik böyle kağıt gibi bir şey bu. Ve çok güzel bir şekilde kazıdı bunu. Sonrasında da biraz önce kalın tahtada denediğim anahtarın aynısını daha ince bir tahtada denedim. Ufak tefek böyle lazer lekeleri oldu ama çok az böyle. Lazer gücünü biraz fazla verdiğim için olduğunu tahmin ediyorum. Onu da şuradan anlıyorum. Lazer gücünü bayağı düşürmeme rağmen gücü biraz yüksek kaldığı için şu kupon kodunu basmıştım. Arka tarafları böyle delik deşik oldu. Yani lazer gücünü biraz daha az tutmak lazım. Eski lazerlerden kalan alışkanlıklarım var. Eskiden mesela %30 lazer gücüyle bu tahtada kesim yapıyorsam bunda da %30 denedim. Çok geldi. %20'ye düşünüyorum. Yine çok geldi. Dolayısıyla bunu deneyerek buluyoruz. Ama videoyu çekerken böyle aylarca vakit ayıramayacağım için bazılarında böyle ufak tefek lekeler oluyor. Bu arada bu indirim kuponu yaklaşık olarak 1 ay geçerli. 1 ay sonra bu videoyu izliyorsan ve indirimden faydalanmak istiyorsan açıklamalar kısmındaki güncel kupon kodlarını takip edebilirsin. Sıra geldi metalle ilgili şeylere. Daha önce bayağı metalle ilgili denemeler yapmıştım daha önceki lazer kazıyıcılarımla. Bu onlardan daha güçlü olduğu için aynı materyallere bu da kazıma yapacaktır ama özellikle bir tane izleyicim elindeki bakır malzemelere kazıma yapmayla ilgili bir şey sordu bana. Bakır üretip satıyorlarmış. Üzerine de logo ve bazı şekilleri basmak istiyorlarmış. Bunu dener misin dedi ama lazerin gücünü %100 yapmama rağmen bakırın üzerinde çok fazla bir etki etmedi. Bunun dışında bakır konusu gelmişken bakır plaket üzerine devre kartı yapmaya çalışanlar da var lazer makinalarıyla. Yani devre kartı üreticilerinden değil ya da kendileri ütüyle vesaire uğraşmadan lazerle devre kartı yapmak isteyenler var. Onlar için de şöyle bir deneme yaptım. Bakırın üzerine sprey boya sıktım ve bunun üzerine bakır yazısını yazdım.
çok güzel bir şekilde, hassas bir şekilde yazdı ve bunu da gayet hızlı bir şekilde yaptı. Ben bunu asitin içerisine attığım zaman devre kartı üretebilirim artık. Diğer bir metal olarak demir olduğunu düşündüğüm, üzeri böyle siyah boyayla kaplanmış bu maddenin üzerine Spotify şarkısının simgesini yaptım. Gayet güzel bir şekilde yaptı. Daha önce başka yazıcılarla yaptığım yazılar vardı. Onlardan çok daha iyi oldu, çok daha temiz oldu. Başka bir izleyicim de sanırım store perdeyle bir şeyler üretip satıyor. Emin değilim. Bana store perdeyle ilgili test yapar mısın dedi ve 3 farklı perde modeli gönderdi. Onlarla test yaptım. Her üçünde de kesme ve kazıma işi, yani üzerine simge yazma gibi şeyleri çok rahatlıkla yapabiliyor. Ama bunların ayarlarını bulmak için perdenin böyle küçük bir alanında birkaç tane deneme yapmak gerekebilir. Benim yaptığım ilk 2 denemede perdeler için biraz fazla lazer gücü verdiğim için biraz kararma olmuştu. Sonradan ayarları tutturdum. Tertemiz bir şekilde kesme yaptı. Son olarak söylemek istediğim birkaç şey daha var. Atomstack A5M40'ın lazer odak ayarı şu ana kadar gördüğüm en kolay odak ayarı. Sadece şuradaki vidayı gevşettiğimiz zaman odak ayarı yapabiliyoruz. Bir önceki versiyonda arkadan Allen anahtarıyla 2 tane vidayı gevşetmek falan gerekiyordu. Bu çok tertemiz, başarılı bir çözüm olmuş. Bu makinenin hep güzel özelliklerinden bahsettik. Biraz da eleştirelim. Bence bu kalitedeki bu makinenin üzerinde elektronik end stoplar olması lazımdı. Yani buraya geldiğinde kendisinin geldiğini algılayıp motoru durdurması lazımdı. Şu an eğer bir hata yaparsak buraya kadar gelip böyle motoru zorluyor. Bu zarar veren bir zorlama değil bu arada. Step motorlar böyle birkaç tane tık yapmaktan zarar görmezler. Ama böyle o sesi duymak da çok hoş değil. Tabi bu bizim hatamız da ortaya çıkan bir şey. Bir kere köşeye gelip köşe koordinatlarını ayarladıktan sonra böyle bir şey zaten yaşamıyoruz ama dalgınlıkla bir tuşa basarız, bir şey yaparız. Böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Eğer end switch'te koysalardı bir tık daha güzel olurdu. Çok büyük bir olay değil ama böyle bir şey de olmasını beklerdim. Sonuç olarak toparlayacak olursam, şu ana kadar onun üzerinde çok büyük ve çok küçük lazer kazıma makineleri kullandım. Şu ana kadar kullandığım en iyi makine de Atomstack A5 M40. Lazerinin gücü, odağının ince olması, malzeme kalitesinin yüksek olması gerçekten benim hoşuma gitti. Lazer başlığının da odak ayarını yapmak çok pratik. O da günlük kullanımda bizi rahatlatacak bir özellik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal. Thank you.